Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Bugün hem odamı hem de bilgisayarımı ve bilgisayarımın içindeki donanımı yakından tanıyacağız. Birazcık vlog kıvamında olacak. Aynen vlog kıvamında olacak. Şu anda desktop olarak MSI'ın Aegis kasasını kullanıyorum. Donanımına yakından bakacağız. Bakmadan önce odamda birazcık dolaşalım. Şu anda 35 metrekarelik odamdayım. Boyum çok uzun olduğu için tavanı görebilirsiniz. 1,95 boyundayım. Karşımıza çok güzel bir dolap çıkıyor. Bu dolabın içinde incelemekte olduğum ürünler var. Yukarıdaki ürünleri de görmüşsünüzdür. Bir sürü ürün var. Hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Bu ürünlerin hepsini yetiştirirken de render'a ihtiyaç duyuyorum. Güçlü bir donanıma ihtiyaç duyuyorum. Arkada da Seda var. Gizlenmeye çalıştı ama başaramadı. Onun dışında yatağım standart. Sığmıyorum. Yatağımın dışında göstermek istediğim bir yer var. Klavyem. Bu benim 1991 yapımı Korg 01W klavyem. Bu klavyeyi çok seviyorum. Film, reklam, müziği tarzı işlerde kullandığım klavye. Equalizer ayarları içinde kullandığım mikserim vardı. Mikserimi maalesef aşağı indirmek durumunda kaldım depoya. Çok alan kaplıyordu. Burada mikrofonlar var. Bu ekran koruyucu film. Bunlar da mikrofon. Bu mikrofonların hepsi incelenecek. Üste de LED aydınlatmalar var. Onları bir ara tavana monte ettireceğim ama ne zaman bilmiyorum. Dolabın içini açmak istiyorum aslında ama kıyafetler falan var. Standart bilindik şeyler. Ama en çok dikkat çeken kısım kitaplığım. Kitaplığım gerçekten çok zengin. Kitaplığa şöyle bir göz gezdirin isterseniz. Ürünleri de görmüş olursunuz. Ortada bir tane saat var. Old school kalite barındırıyor, öyle söyleyeyim. Yukarıda... Monitörü kırıyordum oğlum az daha. Nasıl bir saat? Neyse, atıyorum bunu. Kitaplıkta en çok hoşuma giden kitaplardan bir tanesi Dante'nin İlahi Komedyası. Onun dışında bazı eski dergiler var. Rock müziğini çok seviyorum. Onunla alakalı eski dergiler var. Onun dışında gizemli hikayelerin olduğu kitaplarım var. Kitapların hemen altında dikkat çeken bir yer var. Kamera o kadar çok ağır ki vlog çekerken harbiden zorlandım. Keşke telefonla çekseydim dedim kendime. Sizlere CD koleksiyonumu göstermiş olayım. Onun dışında birkaç figüran var. Hala hepsini çıkartamadım. O figüranlara göz atalım. Eğer Yüzüklerin Efendisi'ni seviyorsanız, Yüzüklerin Efendisi hayranıysanız hoşunuza gidecektir. Şöyle rafı geziyoruz. CD'ler var. Yine figüranlar var. Onun dışında pek de bir şey yok. Bir de telefonum var. Tamamıyla teknoloji ürünleriyle dolu bir oda. Bir sürü kulaklık var. Fare var. Varoğlu var. Şimdi kapının orada hemen yan tarafta yeşil perdemiz var. Yeşil perdemizi aslında tavana astırabileceğim bir düzenek, bir sistem kurmak istiyordum. Bu sistemi kurmak bayağı bir pahalıya patlamadı ama kumaşı temin etmek çok zorlaştırdı. %100 pamuk kumaş almak gerekiyor, bulmak gerekiyor. Ve bu renkte, bu tonda bulmak da çok zor. Şu an kullandığım çok da kaliteli bir kumaş değil. Ama araştırmadayım. Neyse, bunları bir kenara bırakalım. Sizler için video hazırlamak benim için hem keyifli hem de çoğu zaman zor bir iş. Nasıl zor bir iş? Render süreleri çok uzayabiliyor. Birçok veriyi aynı anda işlemek zorlayabiliyor. O yüzden güçlü bir donanıma ihtiyaç duydum. Şu anda eski bilgisayar kasamı biliyorsunuz bayağı çok yer kaplayan bir haldeydi. Şimdi MSI'ın kullandığım makinem MSI'ın Aegis kasası. Bu kasa hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kadraja şu an kasayı alamıyoruz çünkü kasa gerçekten çok küçük. Slim bir yapıda, mini ITX bir yapıda. Kadraja dilerseniz kasayı da alalım. Gerçekten işlerimi bayağı bir hızlandırdı. Donanım benim için önemliydi. Tabii onun dışında bazı özelliklere de dikkat etmek
gerekiyor? Ne gibi özelliklere? Biliyorsunuz sese ne kadar tutkulu bir insan olduğumu. Sessizlik de bazen benim için önemlidir. Gerçekten çok sessiz çalışan selim bir kasa. Benim hoşuma gitti. Öyle çok aşırı ledli bildirim de yok. Ledli ışıklandırma da yok. Yani çoğu zaman odanın içerisinde rahatsız olabilirsiniz. Öyle rahatsız edecek bir kıvamda da değil. Ve hani işlerimi bazen başka yerlere de taşıyabiliyorum. O yüzden taşıyabileceğim güçlü bir makineye ihtiyaç duyuyorum. Hani neden dizüstü bilgisayar kullanmıyorsun diyebilirsin. Pek sevmiyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Ya bazen taşınma, başka yerlere geçme, başka yerdeki stüdyoda işleri halletme gibi durumlarım oluyor. Kasayı kolaylıkla taşıyabiliyorum. Öyle çok ağır bir kasa da değil. Tasarımı gerçekten çok hoşuma gidiyor. Keskin hatlara sahip. Açıkçası gayet memnunum. Bilgisayar üzerinde çok durmayalım. Donanımı hakkında sizlere birkaç bir şey söyleyeyim. Hemen ekranda açık olan donanım bilgilerine ulaşalım. Sistemin render performansına bazı videolarda değineceğim. Hatta canlı canlı birkaç render alabiliriz. Ama genel olarak gerçekten beni tatmin eden bir yapıda. Artık hani şu anki vlog videomdan da anlaşılacağı üzere ara sıra 4K videolar da yükleyebilirim donanım sayesinde. Intel'in 6. jenerasyon Skylake işlemcisi var, 6700. 3.8 GHz hızlarında çalışıyor şu an. 8 GB DDR4 bellek var. Cache latency şu an 16 olması lazım. 15 ya da 16, şu an ona bakmadım. GTX 970 ekran kartı var. 128 GB SSD var. Ve Western Digital'in 1 TB'lık blue diski var, mavi diski var. Biliyorsunuz ki yeşil, kırmızı ve mavi olarak farklı varyasyonlarda karşımıza çıkan modeller var. Mavi genelde fiyat performans sınıfı olarak nitelendiriliyor. O yüzden green koymamışlar içine. O yüzden mutlu oldum, öyle söyleyeyim. Ses bağdaştırıcı yine Realtek. MSI'ın bir anakartı var dediğim gibi. Sıcaklık da benim için çok önemlidir. Tamam, hani slim bir yapıda ufak bir kasa ama donanım yapısı itibariyle iç içe olabileceği için bir şekilde ısınabilir problemleri doğabiliyor. Akranlarına nazaran öyle bir sıkıntısı yok. Şu an algılayıcıda baktığımda boşta 30 derece civarlarında dolaşıyor. Anakart, işlemci, ekran kartı. Herhangi bir yük altında da sıkıntıya rastlamadım. Öyle söyleyeyim size. Rastlasaydım zaten videoları çıkartamazdım. Şimdilik çok memnunum, hem odamdan hem de donanımımdan çok memnunum. Bilgisayarımı da gerçekten çok seviyorum, işimi görüyor. Oyun oynamak da benim için çok önemli. Şu an GTX 970 yetiyor ama GTX 1080 alabilirim bir ara. MSI'ın öyle özel soğutuculu versiyonlarına bir bakabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik bana fazlasıyla yetiyor, hem render hem oyun anlamında. Geleceğe yönelik upgrade edilebilir bir yapıda olduğunda kasanın içerisini açtığımda anladım. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ben gayet memnunum. Bugün elimden geldiğince sizlere odamı ve donanımımı, kullandığım bilgisayarı tanıtmaya çalıştım. Bilgisayarın dışında fareyi ve klavyeyi göstermeyi unuttum. Faremiz SteelSeries'in Rival modelli faresi. Zaten klavyeyi biliyorsunuz, Apex M800. Her bir tuşun ayrı aydınlatması var. Farklı farklı renkler atayabiliyoruz. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Hani bastığın zaman renklerin böyle solup tekrar canlanması. Elimden geldiğince sizleri odamda gezdirdim. Son bir tur atalım böyle. Standart bir oda işte. Sadece bir oda değil, aynı zamanda benim çoğu işlerimi hallettiğim bir kontrol üssü. Öyle söyleyeyim sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de videomu sonlandırıyorum.